kalabalıkların yaşadığı son bölgelerden biri olan Norduz bölgesindeyiz. Bilim insanları burada araştırmalarını sürdürüyorlar ve burada sayılarının oldukça azaldığını gördüler. Evet, hemen yüzmeye başladı şimdi görünce. Araştırma yapmak için bölgeye gelen bilim insanları bu derede 5 kilometrelik alanı taradı fakat sadece 2 tane kırmızı benekli alabalığa rastladı. Şu anda bulunmuş olduğumuz bölge Van ilinin Norduz bölgesi, yani yükseltisi 2000 metrenin üstünde olan bir bölge. Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından yapılan envanter izleme çalışmaları kapsamında bu bölgedeki izlenecek türlerden birisi kırmızı benekli alabalık ya da Salmo tigridis dediğimiz bir alabalık türü. Normalde kırmızı benekli alabalık ülkemizin 15-20 yıl öncesine kadar birçok bölgesinde gözüküyordu. Fakat aşırı avcılık, derelerin tahrip edilmesi, akarsular üzerine kurulan HES'ler, barajlar artık bu türün birçok bölgede yok olmasına veyahut da yok olma noktasına gelmesine sebebiyet verdi. Norduz bölgesi belki de kırmızı benekli alabalığın ülkemizdeki yaşadığı son bölgelerden birisi diyebiliriz. Bundan bir 10 yıl önce bu bölgeye geldiğimiz zaman buradaki balıkların 25-30 santimetre boyunda ve çok daha fazla birey olduğunu tespit etmiştik. Fakat bugün geldiğimizde artık bu bireylerin hem sayı olarak azaldığını hem de boy olaraktan en büyüklerinin 10 santim kadar olduğunu görüyoruz. Bu bölgedeki akarsuların hepsi milyonlarca yıldır bu bölgede ve bu kırmızı benekli alabalık milyonlarca yıldır bu akarsularda yaşamakta. Aslında buraların gerçek sahibi bunlar. Bizler hepimiz buralara sonradan geldik. Ve dünyadaki insan baskısı nedeniyle artık bütün türler ciddi tehdit altında. Eğer bunlara sahip çıkmazsak, bunları korumazsak, buradaki türlerin ilerleyen yıllarda sadece bir masal gibi anlatıldığına şahitlik edeceğiz. 2008 yılında, yani yaklaşık 12 yıl önce buraya geldiğimiz zaman birey sayısının çok daha fazla olduğunu görmüştük. Fakat şu anda yaklaşık 5 kilometrelik bir alanı taramamıza rağmen 2 tane kırmızı benekliye anca rastlayabildik ve çok çok küçük bireyler olduğunu gördük. Tabii ki bu işlerin aslında çok da iyi gitmediğini, işlerin yolunda olmadığını bize gösteriyor. Kırmızı benekli alabalık halk arasında etinin şifa olduğuna olan inanç yüzünden normal çiftliklerde yetişen alabalıkların 2-3 katı fiyata rahatlıkla alıcı bulabiliyor. Bu durum balık için bir dezavantaj oluşturuyor. İnsanlar şifa olduğuna olan inançları yüzünden çok daha fazla bir talep oluşturuyor. Buradaki popülasyon eğer korunmazsa çok yakın bir zamanda 5-10 yıl sonra maalesef yok olacak, gidecek. Kırmızı benekli balığın avcılığı yıl boyunca bu bölgede yasak. Fakat kolluk kuvvetlerinin her an her bölgeyi denetlemesi haliyle bu kadar büyük bir alan içerisinde zor. Dolayısıyla bu balığın gerçek sahibi ve bu balığın koruyucusu buradaki yaşayan köylüler, buradaki yaşayan insanlar. Buradan herkese şunu sesleniyoruz: balığınızı çaldırmayın, balığınızı koruyun.